Herkese merhabalar, ben TRT Spikeri Mennan Şahin. Şimdi stres anında, heyecanlandığımızda nasıl kendimizi iyi ifade edeceğimizi öğreneceğiz. Bunlar hangi durumlar olabilir? Mesela sınıftayız, hoca bizi tahtaya kaldırıyor ve bu konu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Konuşmak zorundayız, muhtemelen heyecanlanacağız. Ya da yıl içindeki resmi bayramlarda veya bazı törenlerde sizden konuşma yapmanız, şiir okumanız istenebilir. Yine o durumlar daha gelmeden, haftalar önceden karnımız ağrımaya ve stres olmaya başlarız. Çünkü şunu unutmayın, eğer karşınızda birden fazla kişi varsa kişi sayısının hiçbir önemi yok. Ha 20 kişi olmuş, ha 1000 kişi olmuş. Sizin yaşayacağınız heyecan dengesi hemen hemen aynıdır. Şimdi inandığınız şey şu arkadaşlar. Sahneye yürüyorum ya da sınıfta tahtaya yürüyorum. Dünyada en rezil durumda olan, en heyecanlı olan kişi benim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Emin olun herkes o heyecanı yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Bir başka bu işte profesyonel olan konuşma anlamında mesela Cem Yılmaz. Emin olun o da heyecanlanıyor. Hatta bunu bazı skeçlerinde de anlatır. Şimdi pratikte teknik olarak heyecanımızı nasıl yatıştırabiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Eğer bu yapacağımız konuşma planlı bir konuşmaysa arkadaşlar, örnek veriyorum, yarın sınıfta çıkacağım ve bir konu hakkında arkadaşlarıma bir şeyler anlatacağım. Eğer bu planlıysa güzel bir fırsatınız var. Bir gün önceden arkadaşlar, hepimizin az çok akıllı telefonu, kendimizin yoksa aile büyüklerimizin vardır. Onların kameralarından yararlanarak bir çekim yapın. Tek başınız olduğunuz bir ortamda, kimsenin izlemesine izin vermek zorunda değilsiniz. Kamerayı koyun, karşısına geçin ve ertesi günkü konuşmanın provasını yapın. Kendinizi tanıtın, derdinizi anlatın. Daha sonra izleyin. Başta bir moral bozukluğu olacak çünkü insan kendini tahammül etmekte biraz zorlanır arkadaşlar. Bu hep böyledir. Bu da yine herkes için geçerli bir durum, sadece size özel değil. Kendinizle biraz barışmaya çalışın. Hal ve hareketlerinize bakın. Hangi hareketleriniz insanların gözüne batar? Örnek veriyorum, eliniz sürekli böyleyse bu belki insanları rahatsız edebilir. Bunu yapmamaya çalışın ve bunun gibi başka şeylere de dikkat edin ve gün içerisinde yine bunlara çalışın. Ne kadar erken haberiniz olursa konuşma yapacağınızdan o kadar uzun zamanınız var demektir. Bu kamera çalışmalarını her gün yapabilirsiniz. Bir diğer arkadaşlar, artık sınıfta tahtaya kalkıyorum, anım geldi ya da törende konuşma yapacağım. 10 kere çok sağlam diyafram nefesini aldım ve artık tahtaya doğru yürüyorum. Mümkünse hemen eline bir tane kalem almanı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bizler profesyonel insanlar değiliz arkadaşlar. Bizler sahne insanı değiliz. Bizler tiyatrocu değiliz. Bizden beklenen şey 10 üzerinden 6'lık bir konuşma ya da sunum yapıp oradan ayrılmamız. O yüzden elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemeyebiliriz. Elimize bir kalem alıyoruz ve kalemle birlikte konuşuyoruz. Hem insanların çok fazla dikkatini çekmeyecektir bu kalem, hem de sizin hal ve hareketlerinizi kontrol etmenizde büyük yararı olacaktır. Emin olun heyecan ve stres sizin başarı oranınızı artırır. Yeter ki onu kontrol edebilin. Ben aynı zamanda protokol sunuculuğu yapıyorum. Büyük devlet erkanının protokol törenlerinde sunuculuk yapıyorum. Bazen bazı programlar bir yıl boyunca sürüyor. Yani aynı sunumu bazen 20-30 kere yapmam gerekebiliyor. Bu sunumların devamında ben de bazen heyecanımı kaybedebiliyorum. Sahneye çıktığımda hiçbir stres ve heyecan olmuyor. Ve emin olun öyle olduğum durumlarda daha çok hata yapıyorum. Çünkü dikkatimi toparlayamıyorum. O heyecan ve stres bende bir nebze olsun dikkat toplamasına sebep olduğu için daha kaliteli sunumlar yapıyorum. Unutmayın ki sınıfta tahtaya kalkmak ya da törende konuşma yapmak, ileride iş hayatında büyük gruplara karşı büyük önemli sunumlar yapmak her zaman stresli ve heyecanlı durumlar olacaktır. Bunu kabul edin, bundan vazgeçmeyin, konuşmaktan kaçmayın. Kendinizi ifade ettiğiniz sürece başarılı olacaksınız arkadaşlar. Umarım bu 3 videoluk seri sizin belli konularda farkındalığınızı oluşturmuştur. Bundan sonra top sizde. Bu konu hakkında çalışmaları yapmayı ihmal etmeyin. Ve bu arada arkadaşlar, siz de sınıfta ya da törende konuşma yaparken, şiir okurken ya da bunun gibi başınızdan geçen, mahcup olduğunuzu düşündüğünüz, çok utandığınızı düşündüğünüz olayları, hatıraları yazın. Hiçbirimiz aslında yalnız olmadığımızı anlayalım, tecrübelerimizi birbirimizle paylaşalım. Diksiyon Farkındalık Eğitimi serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.